Değerli misafirler, grup toplantımızı açıyoruz. Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Madencilerin aslında bütün yaşamlarını özetledikleri kimi ifadeler vardır. Yüz karasını değil, kömür karasını tercih ettiklerini, dışarıda yukarıda olursa açlıkla ama aşağıda içeride de ölümle sınav verdiklerini ifade ederler. Dolayısıyla 4 Aralık gününü anmak, madencileri anmak aslında insanların nasıl bir yaşama mahkum edildiğini de ifade etmektir. Bugün aramızda Urfa'dan, Ahmet'ten, Mersin'den, İstanbul'dan tutsak aileleri ve partililerimiz var. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Yine emeğiyle, alın teriyle geçinmeye, yaşamaya çalışan ama bu bile kendilerine çok görülen, cezalandırılmaya çalışılan Mamak Toki işçileri var. Hoş geldiniz. Sırf törenlere bir şey yetiştirmek için insan hayatını bu kadar kolay feda eden zihniyetin karşısında 3. Havalimanı işçileri ve Yapı İş Sendikası üyeleri var. Hoş geldiniz. Ve yine aramızda bir süredir hepimizin bildiği sebeplerden dolayı aramızda olmayan ama şimdi grup toplantımızda bulunan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan var. Hoş geldiniz. Grup konuşmasını yapmak üzere Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Mersin'den, İstanbul'dan ve her zamanki gibi Ankara'dan grup toplantımıza gelen çok değerli halkımız, basının değerli emekçileri, değerli anneler, sevgili gençler ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili halkımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz grup diyor ve geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Tabii ki onun şahsında şu anda Kandıra cezaevinde olan Tuncel'e buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
açık olduğunu da gösterir. Ne yazık ki her alanda olduğu gibi Türkiye bu konuda da geri kalmış bir ülkedir değerli arkadaşlar. Nüfusun %10'undan fazlasını oluşturan engelliler eğitimde, istihdamda, siyasette ve sosyal yaşamda yok sayılıyorlar, önlerine engeller konuluyor. Engelli yurttaşlarımızın sorunları bizim sorunlarımızdır. Talepleri bizim taleplerimizdir. Engelli vatandaşlarımız asla yalnız değildir. Biz HDP olarak her zaman engelli yurttaşlarımızın yanındayız, tüm sorunlarının takipçisiyiz. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizi buradan bir kez daha selamlıyor, dayanışma ve destek mesajlarımızı kendilerine yolluyor, tüm engelleri hep birlikte kaldıracağımızın sözünü veriyoruz onlara. Değerli arkadaşlar, Ankara Mamak'tan grubumuza gelen TOKİ işçileri aramızda ve yine 3. Havalimanı işçileri aramızda. Tabii ki TOKİ işçileri özellikle 2 yıldır maaş alamadıkları için bir grev başlattılar ve 7 işçi arkadaşımız hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıp para cezası verilerek serbest bırakıldı. Maaşları ödenmeyen TOKİ işçilerine bir de para cezası veriliyor. Bunu hep birlikte görüyor ve takip ediyoruz. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki AKP iktidarının adalet anlayışı işte budur değerli arkadaşlar. İşçi kardeşlerimizin emeği ve alın terlerinin karşılığı vakit geçirilmeden verilmelidir diyoruz. Üçüncü havalimanı işçileri insanca yaşam istedikleri için tutuklanmıştı. Bugün onlar da buradalar, aramızdalar. Geçtiğimiz günlerde özellikle 3. Hava Limanı'nda çalışan birçok işçi işinden atıldı, çıkarıldı. Bu durumu şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade ediyoruz ve iş cinayetlerinde hemen her gün emekçilerin hayatını kaybettiğini görüyoruz ve bu ülke AKP iktidarında işçi emekçi mezarlığına dönüştüğünün de bir göstergesidir. Elbette bu zulmün hesabını hep birlikte işçi, emekçi kardeşlerimizle soracağız. Tüm emekçilerin direnişlerini selamlıyor, buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz ve sizler yalnız değilsiniz diyoruz. Değerli arkadaşlar, ülke her alanda çok ciddi sorunlarla ve krizlerle karşı karşıyadır. Özellikle AKP-MHP saray iktidarının ülkeye getirdiği nokta tam anlamıyla bir uçurumdur, çöküştür. Hukuksuzluk, adaletsizlik, eşitsizlik, yolsuzluk, halk iradesinin gaspı, baskı, şiddet, savaş, ayrımcılık, kutuplaşma, tekçilik bu iktidarın bir yönetim biçimi olmuştur. İmralı'da Sayın Öcalan'a karşı 3 yıldır kesintisiz sürdürülen ağırlaştırılmış tecrit politikasını elbette yaşadığımız bu karanlık süreçten ayrı ele alamayız. Tecrit tam da bu faşizm sürecinin merkezinde durmaktadır. Mesele sadece bir kişiye tecrit uygulamak değildir. İmralı'nın kapısına vurulan kilit tüm ülkeye, demokrasiye, adalete, bir arada yaşama iradesine vurulmuştur. O kilitle tüm ülke aslında kilitlenmiştir. İmralı'da insanlığa aykırı bir biçimde daracık bir hücreye kapatılan elbette sadece Sayın Öcalan değildir. Aslında o hücreye kapatılan ülkenin ta kendisidir. Halkların umudu ve geleceği o hücreye hapsedilmiştir. Bu aynı zamanda halkları karşı karşıya getirmeye yönelik bir büyük bir tuzaktır değerli arkadaşlar. Şunu hatırlatmak isteriz. 15 Şubat komplosunda bunu denediler ama Sayın Öcalan bu komployu boşa çıkardı. Şimdi AKP tecriti kendi döneminin 15 Şubat komplosunu devreye koymuştur. Yine bunu tek başına değil elbette ki uluslararası güçlerin de desteğiyle bunu sürdürmektedir. Özellikle son 3 yıldır Kürtler üzerinde oynanmaya çalışılan uluslararası büyük bir oyun vardır değerli arkadaşlar.
Bu öyle bir oyun ki Kürtlerin şehirleri, doğaları ve bedenleri ile kazındıklarını boğmayı amaçlıyor. Bu oyun Kerkük ve Afrin ile kendisini gösterdi. Sur, Cizre, Şırnak, Gever, buralar yıkılarak aslında oynanmak istenen talancı oyun sürdürüldü. Seçilmişler rehin alınarak, gaspçı, sömürgeci kayyumlar atanarak bu oyuna bir kez daha sahip çıkıldı. Aynı oyun Kuzey Suriye'de Kürtlerin kazanımına karşı sürdürülüyor şimdi. Bu oyun Kürtleri bir yüzyıl daha statüsüz bırakma planıdır. Sayın Öcalan bu oyunları bozacak güçte bir lider olduğu için kendisine karşı insanlık dışı bir tecrit uygulanmaktadır. Sayın Öcalan önemli bir şahsiyet, bir mücadele insanı, bir düşünür ve hem Orta Doğu'nun hem de Türkiye'nin kaderini değiştirecek tarihi bir liderdir. Ve Türkiye halklarının bir arada yaşamının teminatıdır Sayın Öcalan. AKP-MHP rejimini tecritle halkları karşı karşıya getirmeye yönelik çok tehlikeli politikalarının içerisinde olduğunu biliyoruz. Ve bundan bu hükümeti bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz. İşte şimdi Diyarbakır cezaevinde Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven bu tehlikeli gidişata son verilmesi için tarihi bir direniş başlattı değerli arkadaşlar. Bu direniş Gandhivari bir direniştir değerli arkadaşlar. Diyarbakır cezaevinin duvarlarını aşan, tüm ülkeye yayılan, sınırları aşan bir direniştir. Anet zindanından yükselen bu direniş, İmralı'nın kapısına vurulan kilidi mutlaka ama mutlaka kıracaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. Önceki komplolar nasıl boşa çıkarıldıysa, tecritle İmralı'da zamana yayılmış idam komplosunu boşa çıkarmak hepimizin önünde tarihsel bir sorumluluk olarak durmaktadır. Türkiye kamuoyu da tecritle geliştirilen büyük oyunu ve komployu mutlaka ama mutlaka görmelidir. Kendisine dayatılan bu faşizme karşı mutlaka karşı çıkmalıdır. Hep birlikte eğer direnirsek, direnebilirsek, mücadeleyi yükseltebilirsek bu komployu boşa çıkaracağımıza yürekten inanıyorum. Tecrit kilidi kırılmadan hukuka, demokrasiye vurulan kilidin asla kırılamayacağını hepimizin bilmesi gerekmektedir. Buradan tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu Leyla arkadaşımızın direnişini her yerde sahiplenmeye, aynı talepler etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu çağrımız büyük insanlık yürüyüşüne bir davettir. Halklarımızın ortak geleceği için demokratik mücadeleye davettir. Faşizme karşı sesimizi yükseltmeye davettir. Saray rejimi bilmeli ki tecrit üzerinden halklara kurduğunuz bu tuzak eninde sonunda sizin ayağınıza dolanacaktır. İmralı'nın kapısına vurduğunuz tecrit kilidi gün olacak sarayınızın kapısındaki kilide dönüşecektir. Ayaklar altına aldığınız hukuk, ayaklar altına aldığınız hukuk bir gün size mutlaka lazım olacaktır. Oynadığınız büyük oyunu görüyoruz ve bilin ki Kürtler bir milim geri adım atmayacak, size asla teslim olmayacak. Sayın Öcalan 19 yıldır İmralı'da ölümüne direniyor. Bir milim geri adım attıramadınız. Bundan sonra da teslim alamayacaksınız, diz çöktüremeyeceksiniz. Kürt halkının ilerleyişini hiçbir yerde durduramayacaksınız. Tarih şahit olsun ki bu oyun mutlaka bozulacaktır. Osmanlı'da oyun çoksa unutmayın ki Kürt halkının tarihi de büyük direnişlerin tarihidir. Ve tarihi zalimler değil, direnenler kazanır değerli arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın, tarihin akışını asla değiştiremeyeceksiniz. Kürtler bu kez asla kaybetmeyecek. Tarihin kazanan halkları sayfasındaki onurlu yerini mutlaka alacak. Tarih de, coğrafya da
havada, suda, güneşte artık Kürtlerden yanadır. Bunu böyle bilin, bunu artık bir kez daha görün diyoruz. Erdoğan'a tavsiyemiz, derin devletten devraldığı köhnemiş kırmızı kitaba çalışmak yerine Kürtlerin direniş tarihini okusa daha faydalı olur. Kürtlerin yok edilmeyeceği gerçeğini öğrenir ve kabullenir diyoruz. Bir kez daha altını çiziyoruz. Bedeli Gazi Muhammed, Deniz veya Penahi gibi dar ağacında sallanmak olsa bile geri adım atmayacağız. Savaş makinelerine direnen Mela Mustafa Barzani gibi, Beritan gibi, Mazlum gibi direnerek bu oyunu mutlaka bozacağız. Zalime boyun eğmeyen, gözünün içine bakarak zalimi yargılayan Selahattin olacağız, Figen olacağız. Bu oyunu mutlaka bozacağız değerli arkadaşlar. Sistemi çaresiz kılan Leyla Güven olacağız. Bu oyunu mutlaka bozacağız değerli arkadaşlar. Rojava'daki güneşin kadınları olup bu zorba zulmün çarkını mutlaka kıracağız. Direnişimiz ile, bedellerimiz ile direnmenin ve kazanmanın şiirini, romanını yazan Cigerhun olacağız, Mehmet Uzun olacağız. Bu direnişi yükselteceğiz, bu oyunu hep birlikte bozacağız değerli arkadaşlar. Leyla Güven vekilimiz açlık grevinin 27. gününde. Buradan bir kez daha kendisini sevgiyle selamlıyoruz. Bugün ayrıca bizler de bu çatı altında meclis grubu olarak burada 10 kişi, 10 milletvekili 2 günlük açlık grevi başlatıyoruz değerli arkadaşlar. Benimle birlikte DTK eş başkanı Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, kadın meclisi sözcümüz Dilan Dirayet Taşdemir, meclis başkan vekilimiz Mithat Sancar, yine milletvekili arkadaşlarımız Serpil Kemalbay, Habib Eksik, Züleyha Gülüm, Kemal Bülbül, Şevin Coşkun ve Erdal Aydemir vekillerimizle birlikte bugün bu çatı altında Leyla vekilimize, Leyla arkadaşımızla dayanışma adına, onunla bu sürecin direnişini göstermek adına 2 günlük açlık grevine başlayacağız. Çok değerli arkadaşlar, sevgili halkımız, tecritle hukuku ayaklar altına alan AKP iktidarı aynı hukuksuzluğu Demirtaş'la ilgili AİHM kararında da sürdürmektedir. AİHM tutukluluğun derhal sonlandırılmasını istedi ancak Türkiye'nin yapması gereken bu hukuk kararına uymak yerine Demirtaş'ı cezaevinde rehin olarak tutmaya devam etmek olarak gösterdi. Ve bu kararın aslında bir an önce yerine getirilmesi ve uygulanmasıyla birlikte sevgili Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması gerekir. Ve bu kararın emsal teşkil etmesiyle birlikte de diğer tutuklu arkadaşlarımız Figen Yüksekdağ başta olmak üzere sevgili İdris Baluken'in, Selma Irmak'ın, Burcu Çelik'in, Gülten Kışanak'ın, Sebahat Tuncel'in, tüm seçilmiş arkadaşlarımızın da emsal teşkil etmesiyle birlikte derhal özgürlüklerine kavuşması gerekir. En nihayetinde şunu hatırlatmak isteriz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir tarafıdır değerli arkadaşlar. Ve bu kararın altında imzası vardır. Uluslararası hukuk da bağlayıcıdır. AKP'nin emrindeki yargı ise saraydan aldığı talimatla AİHM kararına karşı çıkıyor, direniyor ve AKP Genel Başkanı da yargıya talimat verircesine davaya müdahil oluyor. AİHM kararını tanımam diyor özellikle Cumhurbaşkanı ve biz de kendisine buradan sormak isteriz. Siz bir mahkeme başkanı mısınız yoksa bir cumhurbaşkanı mısınız? Bu ülke bir muz cumhuriyeti mi yoksa bir kabile devleti midir? Ve bu kararı tanımamakla birlikte yeniden bir hukuksuzluğun altına imza atıyorsunuz. İşte bir yandan Avrupa Birliği ile ilişki kurmaya çalışacaksınız ama diğer yandan ise
Ahim kararını tanımayacaksınız. Ahim'i tanımayan Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası kuruluşlara başvuracağız diyor. Elbette başvurabilirsin ama başvurduğun uluslararası alanın tüm kararlarını da tanımaya, saygı duymayı da öğreneceksin ve bileceksin. Böyle tutarsızlık, böyle ikiyüzlülük olmaz. Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır. Derhal özgürlüğüne kavuşturulmalıdır. Ahim kararı derhal tanınmalıdır. Değerli arkadaşlar, sevgili halkımız, AKP iktidarı Ahim kararı karşısındaki tavrıyla her türlü keyfiliği ve hukuksuzluğu meşru hale getirmeye çalışmaktadır. Bir kez daha söylüyoruz, siyasileri rehin olarak tutan anlayış gayrimeşrudur, hukuk dışıdır, darbeci bir zihniyettir. AKP-MHP ittifakı 15 Temmuz'u fırsat bilerek demokratik siyasete bir darbe yapmıştır. Türkiye siyasal tarihi hep darbelerle geçmiştir. Menderes'i Yassıada'da hapseden zihniyetle Demirtaş'ı Edirne'de rehin tutan anlayış tam da aynıdır aslında değerli arkadaşlar. O yüzden Erdoğan Edirne'yi Yassıada'ya çevirme gayreti içerisindedir. Demirtaş'ı niye bırakmıyorlar? Çünkü Demirtaş'tan korkuyorlar değerli arkadaşlar. Demirtaş'ın cesaretinden korkuyorlar. Onun siyasetinden korkuyorlar. Onun cesurluğundan korkuyorlar. Ve onun meydanlara inmesinden korkuyorlar. İşte onun için sevgili Demirtaş'ı, sevgili Yüksekdağ'ı, diğer milletvekili arkadaşlarımızı, belediye eş başkanlarımızı cezaevinde tutmaya devam ediyorlar. Ve bu aynı zamanda bir seçim kazanma planıdır. Bunu herkesin çok iyi bilmesi ve görmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın en büyük seçim kampanyası bugün yürüttüğü rehine politikasıdır. Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı rehin tutarak dışarıdaki herkesi tehdit ediyor, gözdağı veriyor ve tüm toplumu aslında sindirmeye çalışıyor. Bu açıkça değerli arkadaşlar faşizmdir. Bunun adı faşizmden başka bir şey değildir. Böylece sonuç alacağını sanıyor ancak yanılıyor. Demirtaş ve Yüksekdağ milyonlardır. Milyonlar Demirtaş ve Yüksekdağ'dır. Milyonlara Edirne'ye hapsedecek gücünüz asla ve asla yoktur. Her gece rüyasında Demirtaş'ı görüyor. Edirne'yi görüyor. Bu korkuyla da sabah akşam hem HDP'yi hem Demirtaş'ı hem de diğer arkadaşlarımızı hedef gösteriyor. Kendisi sarayda yaşıyor ama aklı devamlı Edirne'de değerli arkadaşlar. Korkmaya devam etsinler ama bu halkın gücü karşısında ne Edirne'nin duvarları dayanır ne de sizin faşizminizin duvarları dayanır. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Ahim kararına derhal uyun. Demirtaş'ı bir an önce serbest bırakın. Bu karar emsal teşkil ettiği için Yüksekdağ ve tüm siyasetçileri derhal serbest bırakılmaları konusunda hükümete bir kez daha çağrımızı buradan yineliyoruz. Buradan aynı zamanda Avrupa'yı da kendi kararlarına uymaya çağırıyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi derhal devreye girmelidir. Ahim kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği Türkiye ile tüm ilişkileri dondurmalıdır. Aksi takdirde bu hukuksuzluğa alet olacaktır. Çok değerli arkadaşlar, sevgili halkımız. Bugün aramızda ayrıca tutsak yakınları var, tutsak ailelerimiz var. Cezaevleri hukuksuzlukların had safhaya ulaştığı yerlerden biridir. AKP yeni yeni cezaevleri vaat ediyor ve yani halka şunu söylüyor aslında, sizleri cezaevlerine atacağız. Cezaevlerinde sayı neredeyse 260 bini aşmıştır. Şu anda cezaevlerinde insanlar yerlerde dönüşümlü olarak yatmaya başlamışlar. Ağzını açan herkesi cezaevine alıyorlar. Yetmiyor, cezaevlerinde tutsaklara işkenceler yapılıyor.
Ayakta sayım, çıplak arama gibi faşist yöntemlere başvuruluyor. Tutsakların uzak cezaevlerine sürgün edilmesi nedeniyle aileler büyük bir mağduriyet yaşıyor. Cezaevi, özellikle Edirne cezaevinde olan bir insanın yakınları Hakkari'de ya da Kars'ta, Ardahan'da ikamet ediyor. Ya da Diyarbakır cezaevinde olan bir insanın yakınları Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde ikamet ediyor. Bu aynı zamanda ailelere de bir zulümdür, ailelere de bir faşizm uygulanıyor. Bunu özellikle kınadığımızı ifade etmek isteriz. İşkenceye sıfır tolerans diyerek iktidara gelen AKP hükümeti şimdi işkencecilere bin tolerans tanıyan oldular. Ve cezaevlerinde hasta tutsak sayısı bini aşmış durumda. En başta söylüyoruz ve her zaman söyledik, her yerde de söylemeye devam edeceğiz. Şartsız ve koşulsuz hasta tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanenin cezaevinde kalamaz raporu bir hasta tutsağın tahliyesi için yeterli olmak zorundadır. Aksi takdirde cezaevlerinde yaşanacak ölümlerden AKP hükümeti sorumlu olacaktır. Şimdi bakın, 78 yaşındaki Sisi anamız. Hastalıkları gün geçtikçe artıyor ama tahliye edilmiyor. Metris cezaevinde bulunan %99 engelli hasta tutuklu Hakan Erbilek'in durumu her geçen gün ağırlaşıyor ama tahliye edilmiyor. Bu neyin öfkesidir? Bu neyin kinidir? Gerçekten anlamakta zorluk yaşıyoruz. Bunun adı sadece ve sadece bir düşman hukukudur değerli arkadaşlar. Kenan Evren'in mirasını bugün AKP devralmıştır. Ama şunu unutmayın, her zulüm kendi direnişini yaratır. Bu insanlık dışı uygulamalar karşısında elbette insanlık onuru kazanacaktır. Siyasi tutsaklar onurumuzdur, onlar yalnız değildir, onlar milyonlardır diyoruz. Değerli arkadaşlar, yerel seçimler halklarımızın kaderi açısından son derece önemli bir seçimdir. Bu seçimler elbette ki demokrasinin yerelden inşa edilmesinin önemli bir adımı da olacaktır. Ve bu seçimler Türkiye'de faşizm ile demokrasi arasında bir yol ayrımı olacaktır. AKP-MHP ittifakını zaten herkes görüyor, biliyor ve tanıyor. Onların yolu ırkçılığın, tekçiliğin, cinsiyetçiliğin, ötekileri yok saymanın yoludur. AKP-MHP ile yollar faşizme çıkar, gaspçı kayyumlara çıkar. Demokrasiye, özgürlüklere, barış ve adalete çıkan yol HDP'nin yoludur, bizlerin yoludur, sizlerin yoludur. Biz emekten, demokrasiden, adaletten, insan haklarından, yerinden yönetimden yana olan, faşizme, tekçiliğe ve cinsiyetçiliğe karşı olanlarla birlikte yürüyeceğiz bu yolu. İşte bu yol ayrımında 31 Mart'taki bu iki ayrı yoldan yürüyenler hesaplaşacaktır. Bu nedenle değerli arkadaşlar, bu seçimler Türkiye için bir demokrasi referandumudur. Türkiye halklarının irade beyanıdır. Soruyorum size, özgürlük sandıklara sığar mı arkadaşlar? Özgürlük sandıklara asla ve asla sığmaz. Özgürlük bir direniş türküsüdür. Ağızdan ağza, meydandan meydana, sokaktan sokağa ve sandıktan sandığa onu söylemeye, onu haykırmaya hep birlikte devam edeceğiz. Şimdi sarayın yaptıklarına bakalım. AKP'nin yaptıklarına bakalım. Ahmet de ne yaptı? Gaspçı kayyumunu aday gösterdi. Çünkü daha önce de dediğimiz gibi bunlar bölgede tabela partisi, başka aday çıkaramazlar demiştik, dediğimizde teyit olmuş oldu. Ya AKP tabelasını aday göstereceklerdi ya da kayyumu aday göstereceklerdi. İkinci yolu tercih ettiler, kayyumu aday gösterdiler. Diyarbakır halkının karşısına çıkabilme cesaretini gösteren bir aday ne yazık ki bulamadılar değerli arkadaşlar. İhale kime kaldı? Gaspçı kayyuma kaldı.
Eminiz ki bu kayyuma AKP'liler bile oy vermeyecek. Onurlu hiçbir Kürt değerlerine saldırana bırakın oyunu, çöpünü bile vermeyecek değerli arkadaşlar. Çöpünü bile vermeyecek. Bu kayyumlar ortada kalacak. O gaspçı şimdiden 31 Mart gecesi için Ankara'ya uçak biletini alsın. Çünkü diğer kayyumlardan yer bulamayabilir uçakta. Tabii sormadan edemiyoruz. Recep Bey, madem aday bulamadın, sen niye aday olmadın? Ya da Soylu'nu neden göndermedin? Damadını neden göndermedin? Ya da Bahçeli'yi gösterseydin, en azından Osmaniye'den ilerisini görmüş olurdu Bahçeli. Bunların gaspçı kayyumları aday göstermelerinin tek amacı, değerli arkadaşlar, tek amacı var. O da Kürtleri inkar politikasına devam etmektir. Halka verdikleri mesaj, senin değerlerine her gün saldıranları, senin kazanımlarını gasp edenleri, yolsuzluk, hırsızlık yapanları bak aday yaptım diyerek halka resmen hakaret etmektedirler. Halk da elbette bunu karşılıksız bırakmayacaktır. Hakaretinize gerekli cevabı sandıklarda mutlaka verecektir. O gaspçı, ırkçı kayyumlarınızı, rozetlerini sökerek size halkımız geri gönderecektir. Kürt halkı kendi iradesini yok sayanı da sandıklarda yok sayacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kürt halkı sömürge valisi gibi hareket eden gaspçı kayyumları da Güney Kürdistan halkını vanaları kapatırız, ekmeksiz bırakırız diye açlıkla tehdit eden Recep Bey'i de asla ve asla unutmayacaktır. Değerli arkadaşlar, AKP-MHP ittifakının tek hedefi faşizmin ömrünü uzatmak ve kendi geleceklerini garanti altına almaktır. Bu yerel seçimler onlar açısından bir yerel seçim değil, bir varlık ve yokluk meselesidir. Bizim derdimiz ise kendimizi de, kentimizi de yönetmektir. Biz halkımızı kent yönetimlerine nasıl dahil ederiz, bunu tartışıyoruz. Kentlerin yönetimine, bütçesine, siyasetine, kadınları, gençleri, farklı etnisite ve inanç gruplarını, toplumun bütün kesimlerini nasıl dahil edeceğimizi tartışıyoruz. Katılımcı demokratik yönetim modelini hep birlikte yaratacağız. HDP bugün demokratik çevrelerle, sol, sosyalist, demokrat kesimlerle, emek örgütleriyle, sendikalarla, kadın örgütleriyle, çevre örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, kadınlarla ve gençlerle, tek tek bireylerle bir araya geliyoruz. Bizimle demokrasi, insan hakları, özgürlük, yoksullukla mücadele hakkında konuşacak bütün güçlere kapımızın ardına kadar açık olduğunu ve hiçbir ön şartımızın, hiçbir rezervimizin olmadığını buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Tüm bu kesimlerle halkın önünde birlikte yürümeye, her süreci halkın önünde inşa etmeye varız. Unutulmamalıdır ki AKP-MHP faşist ittifakının kaybettiği seçimler Türkiye halklarının kazanımı olacaktır. AKP'ye kaybettirdiğimiz oranda halklarımız kazanacaktır. Demokrasi ve özgürlükler kazanacaktır. O nedenle diyoruz ki Kürdistan'da kayyum zihniyeti gömülecek, Batı'da demokrasi kazanacaktır, halklar kazanacaktır. 31 Mart Türkiye halkları için bir referandum olacaktır değerli arkadaşlar. Faşist rejim ile demokrasi referandumu. Elbette belediyelerimizi kendimiz alıp yöneteceğiz. Ama mesele belediyeciliği çok aşan düzeyde oy alarak AKP-MHP savaş ittifakına karşı duruş gösterme meselesidir. O kadar çok oy almalıyız ki kayyum ve sömürge zihniyetinin önünde set olmalıyız, barikat kurmalıyız. Bir oy nasıl bariyer olur diyenler olabilir elbette ki. Unutmayın, bizler bugünlere bir oy bir oy büyüyerek geldik. Geldiğimiz her seçimde, girdiğimiz her seçimde
büyümemizin sırrı işte o bir oydadır değerli arkadaşlar. AKP-MHP'nin korkusu da bizim birer birer büyüyüp devleşen oylarımızdır, kenetlenen birliğimizdir. Bundan korktukları için her gün yöneticilerimizi rehin alıyorlar. AKP seçim kampanyasını rehine operasyonlarıyla yürütüyor. Geçen günlerde MYK üyemiz sevgili Mahfuz Güleryüz, yine parti meclis üyemiz Gülay Bilici ve eski Kars milletvekilimiz sevgili Mülkiye bir tane hukuksuz bir şekilde gözaltına alınarak tutuklandılar. Buradan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bir kez daha ifade ediyoruz. Yine Mersin'de aralarında il eş başkanımızın da olduğu 10 arkadaşımız Mersin'de açlık grevi esnasında gözaltına alındılar ve şu anda hala karakoldalar. Ama bu açlık grevini karakolda da devam ettiriyorlar. Onları buradan sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, siyaseten karşımıza çıkmaya cesaret edemeyen, emrindeki polis, asker, yargı gücünü üzerimize salan AKP ve saray bilmelidir ki, tek bir HDP'li de kalsak bu bayrak asla yere düşmeyecek. Saçımızın bir teli de kalsa o size teslim olmayacak, bu baş öne eğilmeyecek diyoruz. Çünkü bizim mazlumlara, hayrilere, sakinelere, denizlere, Mehmet Sincarlara, Berkinlere, Uğur Kaymazlara, Roboski'ye sözümüz var değerli arkadaşlar. Ölürüz ama sözümüzden asla dönmeyiz değerli arkadaşlar. Bunu anlamanız için daha kaç seçim geçirmeniz gerekiyor? Değerli arkadaşlar, 31 Mart savaş ve sömürü örgütüne dönüşenleri tarihe gömme fırsatı olacaktır. 31 Mart AKP'yi yaptıklarından dolayı yargılama ve Kürtlerin birlik mesajı verme tarihidir. Kürtler açısından demokrasi referandumudur değerli arkadaşlar bu seçim. Gelin hep birlikte tarih yazalım. Oyunlar nasıl bozulurmuş hep birlikte 31 Mart tarihinde gösterelim diyorum. Bunu 7 Haziran'da başardık. 1 Kasım'da başardık. 24 Haziran'da başardık. Bu oyunları bozduk. Şimdi sıra baharın müjdecisi olan 31 Mart'ta. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta halkların bayramına dönüşecektir ve Erdoğan yakında Fırat'ın doğusunu kurtaracağız diyor ya hani, işte Kuzey Suriye zaten önemli oranda çetelerden kurtarılmıştı. Bunların amacı değerli arkadaşlar her yerde, tüm ülkede ve ülkenin dışındaki Kürtleri yerlerinden ve yurtlarından göç ettirmektir, sürmektir. Şimdi AKP'nin hedefi çetelere teslim edilmiş Kürtsüz bir Kuzey Suriye'dir. Bu oyunun farkındayız ama boşuna kürek salladıklarını da özellikle belirtmek isterim. Kürt halkının yaşadığı hiçbir coğrafyadan, hiçbir toprak parçasından silinip atılmayacağını hep birlikte görecekler. Sizden öncekiler 100 yıldır başaramadılar, sizler de başaramayacaksınız diyoruz. Kobani düşmedi, düşmeyecek. Kuzey Suriye düşmedi, düşmeyecek değerli arkadaşlar. Ne Suriye'deki çeteler, ne içerideki gaspçı kayyumlar Kürtlerin yaşadığı topraklarda asla amacına ulaşamayacaklar. Halkların direnişi karşısında Suriye politikanız çöktü, çökecek diyoruz. 31 Mart'a çok az kaldı. İçeride de kayyumlarınız ha düştü, ha düşecek diyoruz değerli arkadaşlar. Yerel seçimlerde iktidar yürüyüşüne büyük bir seferberlik ruhuyla, büyük bir heyecan ve coşkuyla hazırlanacağız. İnanın ki emeklerimiz, alın terimiz, ödediğimiz bedeller boşa gitmeyecek ve göreceksiniz 31 Mart halklarımızın demokrasi zaferine dönüşecektir. Şimdiden bu onurlu yürüyüşte sizleri kutluyor, grup toplantımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, hepinizin önünde sevgiyle ve saygıyla eğiliyor.
bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hızır yar ve yoldaşınız olsun. Saygılar sunuyorum.